lem demeyelim de lemma diyelim ya. Şu ana kadar demek yani. Lemma usafir. Lemma usafir henüz yani. Şu ana kadar henüz. Zaten lemma olunca zaten direkt otomatik olarak şu ana kadar anlamı geliyor. Henüz anlamına geliyor. Lem deseniz de olur. Me sefertu deseniz de olur. Lemme sefertu deseniz de olur. Yani şu andaki modern Arapçada bunun çok da bir farkını hissedemezsiniz, duyamazsınız, bilemezsiniz. Yani yok gibi bir şey. Farkı yok gibi bir şey. Yani lem desem ne olur, lemma desem ne olur, me sefertu desem ne olur? Bu Kur'an-ı Kerim'de değişir arkadaşlar. Yani Allahu Teala bir yerde lemme üsafir diyor mesela, yani ya da mesela lemma ile yapılan bir olumsuzluk bildiriyorsa farklı olabilir. Me sefertu desek farklı olabilir yani. Kur'an-ı Kerim için yani orada bir belagî bir incelik vardır mutlaka. Çünkü onu dememişken bunu niye dedi? Bunun mutlaka bir sebebi vardır ki sebepleri bulunuyor. Bu modern Arapça açısından konuşuyorum. Modern Arapça açısından bir farkı yok. Ama normal Arapça açısından herhangi bir farkı yok yani. Hangisini deseniz hiçbir şekilde fark etmiyor. Devam edelim, öbür tarafa geçelim. İkinci, dördüncü alıştırmaya. Ne diyor? Hel vasalel müdiru ile mektebihi, müdür ofisine geldi mi? Müdür ofisine geldi mi? Ne diyor? Neam demiş. Yani biz bunu yaptığımız için size pek bir şey kalmayacak yani. Nasıl desem? Biz bunu sıfırdan yaptık az önceki derste. Siz hazıra konmuş oluyorsunuz ve yani mesela burada ne demiş? Neam demiş. Vasalel müdiru iler mektebihi. Neden böyle bir soru sorduk? Yani bu ne demek? Evet, müdür ofisine gel demiş. Evet, geldi. Bakın evetten sonra olumlu bir şey söylemiş. Demek ki olumlu bir soru soracağız. Duyduk mu? Eğer neam gördük, neamdan sonra olumlu ise soru olumlu demek. Ve siz onu evet diye tercüme edeceksiniz. Neamdan sonra gelen kelime. Vasalel müdiru ile mektebihi. Müdür ofisine geldi. Nasıl soracağız? Müdür ofisine geldi mi şeklinde olumlu olarak soruyu soracağız. Hel vasalel müdiru ile mektebihi, müdür ofisine geldi mi şeklinde. Sonra ne diyor? Bu bir konuşma. Konuşma da aşağıya kadar devam ediyor. Aynı iki kişinin karşılık olarak böyle bir konu bütünlüğü içerisinde konuşması bu. Yani ayrı değil yani. Sonra ne diyor? Leyse ma'hu ehadunil an. Hayır demiş. Leyse ma'hu ehadunil an. Şu anda yanında kimse yok diyor. Leyse ma'hu yoktur diyor. Onun yanında yok. Kim yok? Ehadun hiç kimse. El an şu an itibariyle yok diyor. Ne diye soru sorarız? Hel ma'hu ehadunil an deriz. Yanında kimse var mı? Şu anda yanında onun yanında kimse var mı diye sorarız. Hayır, leyse ma'hu ehadunil an. Sonra ne diyor? Cevabı bakalım. Bela demiş. Arattu aleyhi takdire mündü lahzatın diyor. Bela dediğine göre demek ki olumsuz bir soru sormuş. Ne demek anlamı? Araftu takdim ettim, arz ettim. Kim arz ettim? Tü. Bakın ben arz ettim. Ben kime arz ettim? Aleyhi, ona arz ettim. Yani aleyhi, o kim? Müdüre yani. Neyi arz ettim? Ettakrira, yani raporu arz ettim. Ne zaman arz ettim? Mündü lahzatın diyor. Yani az önce ben ona raporu arz ettim diyor. O şekilde. O zaman ne diye soru sormamız lazım?
Sen arz etmedin mi ya da sunmadın mı? Sundu değil ya, sundum olacak. Arastu sundum. Kim sundum? Ben. Ya da arz ettim. Kim arz ettim? Ben arz ettim. Ne diye soru sormamız lazım? Olumsuz bir soru sormamız lazım. Ve geçmiş zamanda olumsuz bir soru. Yani ben diye sorduğuma göre sen diye soracağız değil mi? Sunmadın mı? Elem ta'rid aleyhi takdira. Elem ta'rid aleyhi takdira. Yani sen ona raporu sunmadın mı? Onun da ne demesi gerekiyor? Bele. Sunduysa ne diyecek? Bele. Evet sundum demek için. Bele. Arattu aleyhi takdira mündü lahzatın diyecek. Sonra ne diyor? Naam demiş. Bakın. Bak, yani biz bunu yukarıdaki şu boşluğa şunu nasıl yazdık? Onun hikayesini anlatıyorum ben size. Yani ne oldu da buraya biz bu şekilde bir yazı yazdık? Yani kendi kafamızdan mı yazdık? Ne demiş de buraya bunu yazdık? Lem yuafik aleyhi. Ne an demiş arkadaşlar? Evet demiş. Normalde evet kelimesinden sonra olumlu gelmez mi? Olumlu gelmez. Gelmesi lazım. Eğer olumsuz geldiyse ne olacak? Demek ki bu olumsuz bir soru. Olumsuz bir soruya olumsuz bir cevap vermiş. Yani o zaman biz bu ne an boşa gidiyor. Biz o ne an sanki hayırmış gibi tercüme edeceğiz. Yani olumsuz yani. Hayır onu onaylamadı. Onu onaylamadı mı? Hayır onaylamadı. Ya da evet onaylamadı. Onaylamadı mı? Evet onaylamadı. Ya da hayır onaylamadı. Yani dediğim gibi Türkçe'de evet demişsiniz, hayır mı demişsiniz pek bir farkı yok. Ama Arapça'da dediğim gibi bela veyahut da neam diyoruz olumsuz soruda. Lem yuvafik aleyhi. Evet onu onaylamadı. Hel talebe minke ta'dilehu. Hel talebe minke ta'dilehu. Naam talebe minni ta'dilehu. Niye öyle demişiz bakalım? Ha burada elem yuafik aleyhi ona onaylamadı diye olumsuz sorduk. Sonra ne diyor? Naam talebe minni ta'dilehu. Onaylamamış ya. Raporu sunmuş. Artık kimle konuşuyorsa o kişi. Raporu sunmuş, kabul etmemiş, onaylamamış. Senden diyor, yani evet diyor, benden diyor, tadilehu, düzeltilmesini. Hani tadilat var, mesela tadilat yapıyoruz. Ne demek tadilat? Yani değişiklik demek. Evde tadilat var işte, ne bileyim. Şu değişiyor, bu değişiyor, düzenlemeler yapılıyor. Onun düzeltilmesini talep etti mi diye soracak ki değil mi? Neam veyahut da evet diyebilirsin. Ama bunu neamdan sonra olumlu olarak cevap verdiği için demek ki olumlu bir soru sormuş. Yani talep et, senden düzeltilmesini talep etmedi mi şeklinde şu soru cümlesinde bir olumsuzluk yok. Yani elem yatlup minke elem yatlup minke demiyor yani. Hel talebe minke. Senden düzeltilmesini talep etti mi diye soruyor. Etmedi mi diye değil. O da ne diyor? Ne am talebe minni ta'dilehu. Sonra demiş cevap olarak ne am demiş? Evet. Lem müşerik. Yeşterik. Hoppala bu sefer yine elemden sonra lem geldiğine göre o zaman yine olumsuz bir soru sormuş ve bu olumsuz bir cevap. Hayır, lem yeşteri katılmadı. Ehadun ma'i fi kitabeti. Yani onun yazımında bana kimse katılmadı diyor. Onun yazımında bana kimse katılmadı. Onun yazımında bana kimse katılmadı. Soru nasıl olacak? O zaman soruyu da olumsuz olarak soracağız. Elem yeşterik. Bunun gibi. Elem yeşterik ehadun me'ake. Seninle beraber fi mektep fi
Ha, burada yanlış yapmışım. Fi kitabetihi. Seninle birlikte yazımına kimse katılmadı mı? Ehad demek. Ehad demek burada birisi değil de hiç kimse diye. Artık çünkü soru olumsuz olduğu zaman olduğu için sana kimse ya da hiç kimse anlamında işte sana kimse katılmadı mı? Sana kimse seninle birlikte bu yazım işine seninle birlikte iştirak etmedi mi? Gibi anlamına geliyor bakın chat. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yoklamaları. Yani kaçıncı saniyede, kaçıncı dakikada kimin ne yazdığı. Bunları saklayacağım. Buraya yazmayanınız varsa adını yazsın. Bu convert ettikten sonra chat dediğimiz şeyle çıkıyor. Orada kim ne yazdıysa kaçıncı dakikada. Mesela ben bunu zaten tarihi de belli. Bunları YouTube'a da yükleyeceğim inşallah. Evet, ne diyor? Elem yeşterik ahadun ma'i fi kitabetihi ma'ke fi kitabetihi seninle beraber raporun yazılmasında kimse katılmadı mı? İşterake yeşterik iştirak. Siz bunu sözlükten nasıl bulursunuz arkadaşlar? Hangi kökten bulursunuz? Mazi fi. Ha? Mazi fi. Mazi Mazi 3 fi. harfinden çok önemli. Terake. 3 harfli kökünden bakacağız değil mi? Bu bakın işte rake Terake. yeş değil mi? Yani şın ra ve kef harfinden bulacağız. Bakalım. Şın ra ve kef. Bulduk mu? Şerike yeşlik mesela şirk koşmak mesela. Şirket, şeriket. Şerake, yüşerike paylaşmak, ortaklığa girmek. Paylaşlık. Eşrake, yüşrike, işrak. Allah'a ortak koşmak. Müşrik, mesela müşrik. Müşrik buradan geliyor. Teşareke ya da işterake. Heh. Elem yeşterik diyor mesela değil mi? Elem yeşterik. Sen ortaklık yapmak veya da birlik olmak, iştirak etmek. Abone olmak. Mesela kanalıma abone ol diyorum mesela. YouTube'da kanalım var diyorum mesela değil mi? İşte nerede o? Benim bir kanalım var diyorum. İşte buna ortak olun diyorum. Mesela geçen seneki yaptığımız derslerden bir tane. Mesela şurada abone ol diyor ya. Nerede o? Bir yerde yazıyorum o. İşte abone olun yani bu arada. Yani herhalde başkasında mesela çıkar o. Yani Mahmut Sami mesela şurada abone olun. Bunun Arapçası işterik diye geçiyor. Tamam mı? Burada Arapçası işterik yani katıl. Abone ol. Katıl butonu falan diyorlar mesela değil mi? Adam mesela para kazanıyor oradan ya da işte canlı yayın yapıyoruz mesela. Canlı yayında ders anlatıyor. O derse katılmak için para veriyor. Neyse. Şirket, şerik, şuruk, değişik değişik kelimeler var mesela. İştirak, ortaklık, abone, müşterek, tasarruf, komünyon neyse. İştirakiyet. Bir de iştirakiye var biliyor musunuz? Sosyalizm. Yani iştirakiye. Libya'daki devlet sistemi oydu. İştirakiye. Sosyalizm. Neyse. Yani komünizm yani. Değişik bir komünizm. İştirakiye. Öyle bir sosyalizm, komünizm anlamına da geliyor.
Evet, ne diyor? Elem yeşterik ahadun ma'ke fi kitabeti? Naam. Lem yeşterik ahadun ma'i fi kitabeti? Benimle birlikte yazımına kimse katılmadı. Hel bede'te fi kitabeti? Yazımına başladın mı? La se'ebde'u fi kitabeti gaden inşallah. Yani başladın mı? Daha başlamadım. Yarın başlayacağım. İnşallah diyor. Sonra buraya gelelim. Burası daha tabii tertemiz, daha bir şey yok. Tercümesi de yok. Beraber yapacağız. Bu ışık niye yanıyor diyorum. Hati esalibe istifhamiyeten esalibe. Şunları hareketlerini yapayım. Hati esalibe istifhamiyeten menfiyeten tasluhu tasluhu leha el icabatu taliyetu kema fil mitel. Örnekte olduğu gibi aşağıdaki sorulara uygun olumsuz soru uslupları getiriniz diyor. Orada sorular var değil mi? Onlara uygun soru uslupları diyor. Ne demiş mesela? Ne'am lem ühmil vacibi. Evet demiş. Evetten sonra ne demiş? Olumsuz bir şey söylemiş. Evetten sonra olumsuz dediğine göre demek ki olumsuz bir soru sormuş. Elem tühmil vacibeke. Hayır, ödevini ihmal etmedim demiş. O zaman bunun sorusu ne olur? Ödevini ihmal etmedin mi? Elem tühmil vacibeke. Ödevini ihmal etmedin mi? Bela kad itme'annet nefsi. Evet. İçim mutmain oldu. Eğer bela dediysek zaten olumsuz bir soru olması lazım. Buna biz olumsuz soru soracağız o zaman. Ne diyeceğiz? O zaman elem ema itme ennet diyelim. Ema itme ennet nefsuk. Ema itme ennet nefsuke. Yani için mutmain olmadı mı? Veyahut da şöyle de diyebiliriz. Elem şeklinde de kullanabiliriz. Elem, o zaman muzari'den gideceğiz. Muzari'yi tatma inne. Elem tatma inne. Elem tatma inne. Nefsuke, yani için mutmain olmadı mı? Olmadı. Evet, soruya da tam çevirmemişim. Neyse, ben şunların anlamlarını şuraya yazayım. İçin mutmain olmadı mı? Evet, gelelim buraya. Şimdi arkadaşlar ben bir şekilde bunları yazıp sözlü tercümeyle yapıp konuşarak kavait bir tamamladık. Birinci ders. Kaçıncı alıştırma bu? Beşinci alıştırma değil mi? Beşinci. Beşinci alıştırma. Evet. Ne amlestu muhasiben fi hadhihi şirketi. Hayır, bu şirkette muhasebeci değilim. Evet. Arkadaşları onu sever. Hayır, hasta
Acının, ağrının şiddetinden dolayı uyumadı. Evet, doktor onu muayene etti. O doktor onu tedavi etti. Hayır, yarışmada başarılı olmadım. Evet, sen bana ikram ettin. Evet, müdür ofisindedir. Ofisindedir. Evet arkadaşlar onu sever. Hayır hasta ağrının şirket acının ağrının şirketin şiddetinden dolayı uyumadı. Evet doktorun muayene etti. Ya daha doğrusu tedavi etti. Hayır yarışmada başarılı olmadım. Evet sen bana ikram ettin. Evet, müdür ofisindedir. Kopyala diyelim. Evet, şuradan alalım yaptığımız tercümeyi. Şimdi diyor bela yuhibbuhu zumalauhu. Bela yuhibbuhu zumalauhu. Sonra demiş ne'am lem yenem mil meridu min şiddetil elemi. Şimdi ne'am dediğine göre ne'amdan sonra lem geldiğine göre o zaman hep olumsuz soru. O zaman biz ona hayır diyeceğiz. 4. Hayır hasta ağrını lem yenem uyumadı. Kim? El meridu. Hasta uyumadı. Min şiddetil elemi. Ağrının şiddetinden dolayı uyumadı diyor. Hayır. Ağrının şiddetinden hasta uyumadı. Bela kat alecehu tabibu. Evet onu doktor muayene etti. Pardon tedavi etti. Bela kad alecehu onu tedavi etti. Ona ilaç oradan gelir. Alecehu tabibu. Evet doktorun tedavi etti. Sonra ne diyor? 6. Ne'am ma necahtu fil müsabakati. Evet. Demiş. Ama ondan sonra me gelmiş. Bakın olumsuz bir şey gelmiş. Demek ki yine hep olumsuz bir soru. O zaman hayır diyeceğiz. Hayır. Yarışmada başarılı olmadım. Sonra diyor bela kad ekramteni. Evet sen bana ikram ettin. Veyahut da sen bana değer verdin. Sen bana kıymet verdin. Sen bana öyle artık ikram ettin diyelim. Sen bana yani iyilikte bulundun gibi anlamı var. Sonra ne diyor? Ne'am el müdiru fi mektebihi. Ha bakın ne'amdan sonra soru olumlu olduğuna göre o zaman evet diyeceğiz. Ne'am'ı ne zaman hayır diye cevap veriyoruz? Ne'am'dan sonra gelen cümle olumsuz olduğu zaman. Gelelim bunların Arapçalarına. Ne dememiz lazım? Hep olumsuz soracağız değil mi? Ne am lestu muhasiben fi hadihi şirketi.
Eleste muhasiben fi hadihi şirketi? Eleste muhasiben fi hadihi şirketi? Tamam. Niye? Eleste muhasiben fi hadihi şirketi? Güzel. Sonra ne diyor? Bela yuhibbuhu zümelâuhu. Hella yuhibbuhu zümelâuhu. Sonra demiş, ne'am lem yenelim meridu min şiddetil elemi. Elem yenemil meridu min şiddetil elemi. Yani ona da gerek yok belki. Bela kad a'lecehu tabibu. Elem yu'alici tabibu. Elem yu'alicehu tabibu. Elem yu'alicehu tabibu. Sonra demiş, ne'am ma necahtu fi imtihan. O zaman ne diyeceğiz? Elem tencah fil musabakati. Diyeceğiz. Bela kad et ekramteni. Elem ekramtuke. Elem ukrimtuke. Pardon. Elem ukrimke. Elem ya da eme ekramtuke diyelim. Ya da elem ukrimke. Elem ukrimke veyahut da eme ekramke. Eme ekramtuke. Eme ekram tu ke veyahut da elem ükrim ke. Ükrim ke. İkisi de olabilir. Sonra diyor, ne'am el müdiru fi mektebihi. هل المدير في مكتبه؟ Dedik yeter. Bunu ben tekrar göndereyim. Evet, gönderdik. Buradan alalım. Geldi. Bunu da şuraya yapıştıralım. Soru burada olsun.
Evet, ne diyeceğiz? Ne soracağız mesela? Nasıl diyeceğiz? İki. Eleste e eleste a sibe i hadihi şirketin أليس محاسبا في هذه الشركة؟ سؤال نديوم. ألا يحبه؟ İki, üçüncü soru olacak. Üç. Mesela ne diyor? Yuhibbu bela yuhibbuhu zümelehu. Yani bela dediğine göre olumsuz bir soru ve olumsuz olarak gelmesi lazım. Ela yuhibbuhu zümelehu. Yuhibbuhu bela. Bu olacak. Bu yanlış olmuş. Zümele. Uhu. Onu diyor arkadaşları sevmez mi? Bakın hepsi soru. Sonra ne diyor? Ne'am demiş. Lem yenem el meridu min şiddetil elemi. Yani hasta ağrının şiddetinden dolayı uyuyamadı. O zaman hasta uyuyamadı mı diye sormamız lazım değil mi? Hasta uyuyamadı mı? Evet, uyuyamadı dememiz lazım. Ne yapayım düşünün? Eleste muhasiben. Evet, oradan geçtik. Hasta uyuyamadı mı? Elem yenem diyeceğiz. 4. Elem yenem. Uyumadı mı? Kim uyumadı mı? El meridu. Neden? Min şiddetil elem. Yani hasta ağrı şey hasta diyor ağrının şiddetinden uyuyamadı mı? Ne diyeceğiz? Naam lem yenemin meridu min şiddetil elemi. Hayır hasta ağrının şiddetinden dolayı uyuyamadı. Yani arkadaşlar buradaki cevaplardaki evet hayırlara takılmayın. Evet deseniz de hayır deseniz de cümlenin sonundaki İşte olumlu veyahut da olumsuz olması işi değiştiriyor. Cümlenin yani verdiğiniz cevabı, cevap olumlu mu olumsuz mu? O önemli yani. Elem yenemin meridu min şiddetil elemi. Uyumadı mı? Evet uyumadı. Hayır uyumadı. Yani ikisi de olur. Yani ben burada evet hayır yazmışım. Sadece bir standart olsun diye hep evet veyahut da hayır diye değiştirdim. Çünkü Türkçe karşılığı yok bunun. Türkçe'de evet veyahut da hayır demeniz dediğim gibi yetmiyor. Gelelim 5. Bela kat alecehu tabibu. Ne diyeceğiz? Elem ne diyeceğiz? Elem yu'alichu yu yu'alich bu tabibu. Doktor onu tedavi etmedi mi? Bele kad alecehu tabibu. Evet tedavi etti.
Evet, öyle bir şey oluyor. Ne diyor sonra? Ne'am mâ necahtu fil müsabakati. Hayır, sınavda, yarışmada başarılı olmadım. Evet, hayır, önemli değil. Başarılı olmadım. O başarılı olmadıysa ne anla cevap veriyoruz? Nasıl soracağız o zaman? Kaçıncı soruydu bu? 6. Arkadaşlar sonra devam edeceğiz. Elem, çünkü bitmedi yani ders. Elem tencah fil müsabakati. Şimdi bir dakika içerisinde kapanacak. Sonra devam edeceğiz. Yani sınavda başarılı olmadın mı? Evet, sınavda başarılı olmadım. Mâ necahtu fil müsabakati. Ya da e mâ necahte. Öyle de diyebilirdik. 6'yı şöyle de sorabilirdik. Emâ necahte. Emâ necahte fil müsabakati. Olurdu, ikisi de olurdu. İkisi de 6'nın 6 yerine gelebilir yani. Emâ necahte.